Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek, feyizli, bereketli eylesin inşallah. inşallah. Cenab-ı Hak maddi ve manevi semavi varzi <laughs> İnsi ve cinni taonlardan, tufanlardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, vebalardan hıfz emine emin eylesin. Hafız ismi hürmetine. Manevi bir istihbar olan kusurunu bildim. O hatanın macel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. İçsel alemdeki o tutarsızlıklar, birbirine çelişen, çatışan, zıtlaşan fikirler, duygular var o dışarıda kendisini başka bir şekilde ifade ediyor. Onlardan bir tanesi de manevi bir istifar olan kusurunu bilmek. Evde de her yerde de kullanılacak bir şey. Avukat gibi savunursak azabı devam ediyor. Diyor ki manevi bir istiğfar olan kusurunu bilmek o hatanın macel dünyada peşin macel cezası olan içindeki elemden Abzaptan kurtuldum. Ahirette olan cezası olan veya mükafatı olan bir şeyin dünyada da cezası var. Bırakmaz bizi. Yakını bırakmaz. Bir şekilde o kendisini ifade eder. İlla aynı cinsten değil. Yani aynı cinsten gelmiyor ama kesinlikle kimsenin yanına bir şey kalmıyor. Şu Ümraniye kaç yüz defa mezaristan'a boşaltmış. Aksi sadasından başka hiçbir şey kalmamış. O kişinin aksi sadası yani ifade ettiği şey. Mesela ben geçmişime bakıyorum. içinde din olduğu için onlara bir anlam yükleyebildim. Elhamdülillah diyoruz. Nasıl geçti hiçbir şey anlamadım demiyorum çok şükür. Çünkü içinde hizmet var. Eğer bir insan ben hiçbir şey anlamadım diyorsa içine bir şey koymamış. Nasıl anlamadın? Bir sürü hizmetler var. Niye anlamadın? E tabi namaz yok hiçbir şey yoksa Hiçbir şey konmamış. Tabii ki bu bo anlamazsın. Boş çünkü. Çok şükür nasıl anlamadık? Derslere gidiyoruz, namaz kıldık, kitaplar okuduk, dostluk edindik. Niye anlamadık ki? Aksi sadası bu. Yansıyor. Aziz Sıdık kardeşlerim, birden ruhuma gelmiş bir endişe beyan ediyor. Endişe bu. Ehli dalalet Risale-i Nur'un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için Risale-i Nur'a bir şey yapamıyorlar ama şu yolu deniyorlar. Şakirtleri içinde Derdi maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup şakirtler içinde tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet düşmesin. Yani zıtlık. Yani bir kurt girmesin. Yani böyle mesela Fatih'e. Diye böyle bir zıttık düştü mü o onu kemirir yani. O işliyor onu bırakmıyor. Sakın dikkat ediniz. İçinize bir mubayenet zıtlık yabanilik yani. Ondan tiksilmek düşmesin. Ne yapacağız peki? İnsan hatadan hali olamaz. Fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza. Yani böyle bir ders olmaz ha bir psikolojide. İsa Ali dışında diyor. Böyle bir ders olmaz. Bu kadar komprim, holasa, olayları tahlil etmek, onlara çözüm bulmak, hayata anlam vermek, iç aleminde o çelişen, çatışan duyguları mecra vermek, anlam yüklemek. Mesela manevi bir istiğfar olan kusurunu bilmek. Yani böyle bir şey olur mu? Yani böyle bir psikoloji terapi olur mu? Ya diyor, psikolojisi bozulmuş. Niye? Ya buna yanlış yaptım falan, şunu yaptım. E, evlili evliliği bozdum, şöyle yaptım, böyle yaptım. E kusurunu bilsen, kusuru deruhte etsen, ifade edemesen de yanlış yaptım ya, Allah beni affetsin ya deyince ne yaparmış? O hatanın muacele cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtarıyor adamı. Ama kurtulamıyorum kardeşim ya. Yani bayağı da olmuş, epeyi olmuş. E ne yapacağım? Şöyle yap diyor. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı, ve imanı bil kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi tam sabır içinde şükrettirdi görüyor musun? Her derdin ne derdin var? Kanser. Ne derdim var? Kalp. Ne derdim var? Dertsizlik. En büyük dert, dertsizliktir. Dert dermanmış. Dertler bana dermanmış. Bak diyor ki her derdin en kutsi dermanı olan imanı bil kader imanı bil kader onun içerisinde kazaya riza ilacını bana gönderdi. Sabır içinde şükrettirdi. Bana bu tedavi ettiriyor. Bir hadis-i şerifte diyor ki bir insan bir şeyle imtihan oldu. Oluyor. Onunla direnirse imtihan devam eder. Ne zaman kalkar senden o imtihan olmaktan, sıkıntı vermekten? Razı gelirsen. Onun bu benim imtihanımdır. Ona razı gelirsen o imtihan olmaktan kalkar. Ama sana söyleyeyim ondan daha hafif bir imtihan gelmez. Daha değişik imtihan gelecek. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi koymazlar. Yani onu kalktı mı ondan daha hafif gelmeyecek. Bir tanesi dedi ki eşinden, e şöyleydi böyleydi tamam. ay Zannetme ki başka bir tanesiyle evlenince o e, hatasız olacak, kusursuz olacak. En büyük kusur senin nazarındır. Kusursuz bir şey beklemek. Kusursuz. Çünkü o A'da eksikse sen B'de eksiksin. Gelecek bir tanesi de C'den eksik olacak. Yani değil yani yani yönete, olayı yönetebilmek. İç alemimizde kusurları biz kesip atabiliyor muyuz bıçakla? Yok. Bir şekilde geçim yolunu bulacaksın kardeşim. Geçim yolunu bulacaksın. Yani şey dediğim gibi. Abi diyor ben düğüne gitmek istemiyorum. E, e işte şöyle böyle karışık durum gidecek. E bana beni niye arıyorsun? Beni niye ortak ediyorsun? Bak dedim ki ona. Yani buradan bulduğum çözümle Kardeşim şeriat belli sen belli eşin belli ilmi siyaseti yap kimseyi de mesul etmeden çıkış yolu bulursun. Yeter ki niyet et Allah sana bir yol gösterecek ya o ruhu taşı. Bir de okuyorum sakın dikkat ediniz yani iç alemimde ve evde ve arkadaşlarda cemaatta kullanmak için. Üç tane unutmayacağız. Bir, İç halimimde birbirine zıtlaşan fikirler, ister duygular var. Evde var sıkıntı. Toplumda, iş yerinde var. Cemaat de var dört tane. Sakın dikkat ediniz. İçinize bir mubayenet, zıtlık, yabanilik düşmesin. İnsan hatadan hali olamaz. Bir kelime kabul et. Hatasız kul yok. Böyle bir şey yok. Fakat tövbe kapısı açıktır. İyi ki böyle bir sistem çalışıyor. Nefis ve şeytan yani nefis tefriti atar, şeytan harici saldırtır. Öyle rastgele kullanmamış. Bir şeyde ifrata atıyorsa bizi şeytan yaptırıyor. Tefriti atıyorsa, tefrit şu. Kendi kabuğuna çekiliyorsun, kendini özgüvenini yitiriyorsun. Benden bir şey olmaz, yapamam, beceremem. Hayır, of, kendimi hissetmiyorum. İyi değilim, ben düzelmem. Yok, biz, herkes herkesi, Bir ben kötüyüm yani. Bu tefrit. İfrat ise karşı saldırır. Köpek gibi, kedi gibi saldırır karşıya. Böyle bu ifrat. Vasatı ise her şeyi yerine koyar. Yerinde şey yapar. İmtihanının kalkmasını uğraşmaz. Çünkü kalkmaz. Onunla o bir dildir, o bir yöntemdir. O seni bir şey taşımak içindir. Bir daha. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza haklı olarak tenkite sevk ettiği vakit Kardeşiniz derken en yakın kardeş eşindir. Deyiniz ki itiraz haklı bir şey bu olduk. Şöyle yap diyor. Biz değil böyle cüz'i hukukumuzu belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir deyip nefsinizi susturunuz. Medarenize bir mesele varsa var. Ne yapalım? Yumruk at mı diyor? Ne yapalım? Meşveret ediniz. Meşveret ediniz. İlk önce onunla et. Sonra onun laf dinlediği, senin laf dinlediğin kişi hakem yapın. Meşveret ediniz. Sonra çok sıkı tutmayınız. Böyle o kadar hassas olma. Niye? Çünkü herkes bir meşhepte olmaz. Ne yapacağım sonra iç ''Musamai ile birbirinize bakmak şimdi elzemdir.'' Şeytan da öyle böyle. Ya şeytandan daha şeytan olur mu? Olmaz. Şeytan bile iki tane hayrı var. Kemalata vesile oluyor. ''Makasıdı hayri külliyeye vesile oluyor.'' Ya bu nasıl bir ders değil mi? Ne kadar dizmiş inci gibi. Şöyle yap, böyle yap, böyle düşün, böyle düşün, böyle düşünme. Tesanüde ben bir cümle şey yapacağım. Tesanüt ne demek? Yani beraber temas etmek değil o tesanut senetleşmekten geliyor. Akitleşmek geliyor. Olaylar olduğu zaman ne ile çözeceğiz kardeşim? Bana göre bu. Sana göre de o. Olmadı ki. O zaman akitleşme bu. Akit, senet. Yani buna göre protokol yapacağız. Protokol bu ya. Yani. Ha bu arada tesanut omuzla temas etmek sahabelerin hemen on psikolojide çok kullanıyorum. Hani cemaatla neye 27 derece, 25 derece sabah Omuzdan sahabenin eşyası yırtılıyordu ya temastan. Şimdi biz kaçıyoruz madde olsun. Arkadaşlar sakın ha mutlaka bir yerde temas et. Temas edin. En azından dershanede bunu yapalım. Camide olmasa. Aramızda üç kişi, beş kişi, bir kişinin psikolojisi, ruhsal ve imanı, hakikati, içsel, cennet ise o eleti kablosu gibi temas ediyor. Hepsine veriyor, aktarıyor. Sirayet oluyor. Psikoloji tedavidir. Cemaatle namaz kılmak. Eletik geçişi oluyor. Sakın koparma. Benim biraz işim olduğu için kafam öyle çalışıyor. Yani sevap cihetini sonra. Ya niye böyleydi? Böyle. O kadar tesanüt ki aramızda iki kişi var bu safta. Harika bir imanı var. Kamil bir iman. Oh, çok rahat. Hızır abinin dediği gibi. O belden aşağı Hızır abi felçte olan lisede. Allah mekan cennet olsun. Abimiz vakıf. Dedi ki böyle baktım ki durumu hep de iyi değil. Hızır abi nasılsın dedim. Direkt şöyle dedi ya O kadar elhamdülillah. O kadar iyiyim ki. Öyle bir huzur gölü var ki üç tane buhran geçireni atsan o göle yıkanırdı. Bir tane intiharı düşünen olsa düşse kurtulurdu. Üç tane gücüm yetmez derdi. Nasıl bir göl? Nasıl tanımlama? Bir göl varmış Muhammed. Oraya düşse o buhran geçiren rahat çıkardı diyor. Temizlenirdi, yıkanırdı. Peki bunu niye anlattım? Şimdi namazda duruyor bu. E temas etmeyecek mi? E, sirayet yok mu? Sirayet yani birbirine yani. <laughs> Mesela ben koku sürsem kokuya diyebilir miyim? Sen dışarıda kal ben içeri giriyorum. Bendeki halette geliyor. Sendeki halette geliyor. Durduk temas ettik. Sakın bu cemaatta şey dershanede temassız namaz şey yapma. Durma. Ben ne demesi? Şimdi başka yere geliyorum. Ve madem iki Ali ile Tahiri Hafız Mustafa harika tesanütleriyle şimdiye kadar bütün Risale-i Nur talebelerini sevindiren ve ehl imanı memnun ve minnettar eden meydandaki hizmetleriyle kahraman rüştünün la zel sadakatiyle sarsılmayan sadakatiyle hüsrevle beraber bu büyük ve ağır ve kıymetli hizmeti Kur'an'iye kemali tesanütle çalışmak lazımdır. Sakın dikkat ediniz. Buraya okumak için aldım burayı. İhtilaf-ı meşrebinizden. Bir meslek var bir de meşrep var. Fark. Meslek cemaattır. Nurculuktur. Meşrep benim meşre. Benim alıcılığım. Benim maşrapam yani. Farklı olmaktan zenginliktir. Zaaf damarlarımızdan. Mesela zındık ha tutuyor. Meşrep sen böyle düşünüyorsun. Tabii ki düşünecek ya bu cemaatta zenginlik katacaktır. İhtilafı meşrebinizden. Zayıf damarlarınızdan iki derdi maişet zaruretinden Üç Ehli dalalet istifade edip birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Ama ustadım olay var ya ne yapacağız evde ve dershanede? Ne yapacağız? Meşveret-i şeriiyle reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. Yani dağınıklığa meydan vermeyiniz. Bunu nasıl yapacağım? Tamam da bunu iddia bu. Ya malzemem var bu Nereden alacağım? İhlas Risalesinin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. İhlas dusturlarını kaç dustur var? Dört dustur var. Eylemdeki ne dustur? İçsel aleme esas. İhlas dokuz esası var. İçsel alemimizdeki dokuz yapılandırma yapar. Dışsal olarak dört tane dustur var. İhlas suresi de dört ayettir. İhlas Risalesinin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yoksa az bir ihtilaf bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Yani en büyük hizmet demişti. Zübeyir abiden, Üstü abiye bana da geldi. Böyle dedim. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. En büyük hizmet hizmete zarar vermemek olacak. Herhalde bu zaman. Yani öyle gözüküyorsun cemaatta vesaire. Fakat hizmet adına, nurculuk adına yanlış yapı, yapınca e, hepsine Risale-i manevisine mal oluyor. Aynı şöyle benziyor. Bırak canım Malatya'dan adam mı çıkar? Hepsini ne yaptın? Götürdü. Ve hepsini evliye yaptın. E din düşmanlarına malatya hep Allah dostudur. O da yanlış. Düş, din düşmanlarına var gibi. O zaman nurcuları bırak dettirirsek o da sıkıntı oluyor. Az yoksa az bir ihtilaf bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Hatta sizden saklamam. Şimdi işte şimdi Fezi ve Emin de biliyorlar ki mabeyninizde gayet emniyetsiz bir tenkit basit bir tenkit bize burada zarar veriyor gibi size hiç bilmediğim halde bu noktaya dair iki mektup yazdım. Ya niye? Usta'da ne alakası var? Kastamonu'da bu İsparta'da oluyor. Onların küçük bir ihtilafı tenkit bizde diyor bak tenkit bizde burada zarar veriyor. Yani sıkıntı niye oluyor? Fatih'e bir sıkıntı olmuş. Demek ki ben Mustafa ile biraz münakaşa ettim. Sana o fatura çıktı. Size hiç bilmediğim halde bu noktaya dair iki mektup yazdım. Ruhen çok endişe ediyordum. Acaba yeni bir taarruz mu var diye mutazarı idim. Anlaşılmış ki tenkit varmış. Başka bir yer. Tenkit şeymiş. Ruhsal bir hastalıktır. Asrın belasıdır. Kimsenin pil basma. Tenkit eleştirin. Kusur görme. Hastalıkmış. Kardeşler hastalıktır. Ruhsal hastalıktır. Teşekkür. Herkes Allah'ın kuludur. Hizmet de Allah'ındır. Karışma kimseye. Nazarımı değiştirsem her, her şey düzelir. Kusurluk kusur gören gözlüğü takarsam herkes kusurlu. O herkes kusurlu. Böyle baktım, a değilmiş. Ben düzelirsem herkes düzgün olur. Allah'ın hiç kimse Allah'ın uvey kulu değildir. Kafir de dahil. Karışma kimseye. İşini yap. Sen sen ol. Başkasıyla meşgul olma. Bir gün dedim ki Rüştü abi. Abi ben olsaydım şöyle yapardım. Bak sana bir tavsiyem. Sen sen ol ben olma. Madem ben sen olacaktım seni niye yarattı dedi. Çok tuhaf adamlardan tuhaf şeyler oluyor. Başka? Sizde vuku bulan küçük kusurları çok izam etmeyiniz. Büyütmeyin aramızda olan. Yalnız ben değil belki zannediyorum ki hakikata muttali olan herkes tasdik eder ki İsparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakirtlerinde fevkalade bir sadakat. Sadakat dendi de nedir sadakat tarifi lugatı? Dendiği gibi yapmak. İhlas dendiği için yapmak. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor. Allah dedi ki namaz kıl. Namaz kılıyorum sözü ve demem ve böyle şey yapmam. İhlas tamam. Allah dediği için yapıyorum. Peki namaz Allah böyle mi dedi? Demedi. Yani Dendiği için yapmak için ihlastır. Nasıl kılacağım namaz? Böyle değilmiş. Böyle. Ha. Bir amelin amel olabilmesi için Allah için olması için ihlas lazım. Sadakat lazım. İhlas Allah demesi lazım. Yap. İki. Tarifi o yapması lazım. Onun dediği gibi olacak. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. İhlas tamam. Allah dediği namaz kılıyorum. Ama böyle mi dedi? Yok. Sadakat yok. Sadak bak. Fevkalade bir sadakat ve sebat Dikkat edin, dikkat ederseniz çok acayip uçuk dersler yapıyor. Çok iyi biliyor, enfosu biliyor, afakı biliyor, külliyata çok hakim. Acayip, öyle demiyor yani bak. Öne çıkan sıfatlara bakın. Fevkalade bir sadakat. 2. Sebat. 3. Uhuvvet. 4. İhlas. 5. Zorluklara karşı kar kahramanlık var ki bu acip zamanda binler bu fesat. Bak binler bu fesat. Yani birbirimizden darmadan etmeye sebep varken İfsat içinde binler esbabu fesat ve ifsat içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar. Bu kadar fırtınalı hadiseler içinde Risale-i Nur'u muattal bırakmadınız, söndürmediniz. Belki öyle parlattırdınız ki bizi de ışıklandırıp gayrete getirdiniz. Ve bilhassa bahar mevsiminde umumi gaflete ve derdi maişetin verdiği dehşetli bir bela bak derdi maaşet, bak derdi maaşetin verdiği dehşetli bela içinde böyle kemal-i şefk ve gayretle Risale-i Nur'a çalışmak hakikaten bir inayeti ilahiyedir. Yani bu zamanda hakikaten Allah'ın ikramıdır ya. ya i̇şi bırakacaksın, televizyondan kalkacaksın, TikTok, TikTok'ları, YouTube'dan kalkacaksın, buraya geleceksin, oturacaksın. Tuhaf bir şey ya. Herhalde meleği ala sakinleri şaşırıyor ya. Yani. Nereden söylüyorum? Barla'da geçiyor. Barla'da 163'te geçiyor ki hadis-i kutsi'de. Sema müekkeleri, yerdeki müekkelere gıpta ediyormuş. Yani ah benim üzerimde de olsa. Bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika Rablerini görüp gösterilesi, sevdilerine tanıtıp tanıtırlar. Onun için yeryüzüne bahtiyarsın ki böyle insanlar var. Yani şöyle düşün, meleklerde böyle bir şey yok ya. Öyle bir, birisi dinleyecektir yapacak, amel edecek. Tuhaf ha, alışmışız ama hakikaten normal değil yani bu. Hiç hiç normal değil. Şöyle düşün. Seve semavat. Yedi sema varmış. Birinci sema, semai dünya deniliyor. Semai dünya da yediye ayrılıyor. Esirde anlatır bunu. Ehli dünya diyor ki bilimsel. Birinci sema, dünya semasına üç, tahminen 250 milyar galaksi var. Bir galaksinin olabilmesi için en az 250 milyon yıldız olması lazım. 250 milyar galaksi. Yani bunun yanında 250 milyon yıldız yani. Dünya zaten yeri yok. Daha bu birinci sema. Daha bitmedi. 250 milyar galaksi varmış. Her galakside bu kadar. Dünyanın maddeten hiç yeri yok. İyi dinleyin şimdi. Ya bu gezegende neler oluyor ya? Hiç kainatta 7 kat olmadan Kainatın kalbi demiş 15. sözde. Bu dünyaya, bu gezegende neler oluyor? Dirilen var, ölen var, ders dinleyen var, ders yapan var, iman eden var, küfreden var. Diriliyor, ölüyor, diyor, deniliyor, bağırıyor, dinliyor. Zulme diyor, zulme. Neler oluyor bu gezegende ya? Bir tuhaf. Bir tuhaflık ya. Hiçbir şeye benzemiyor. Merkür'e git, Jüpiter'e git, ahirete git. Hiçbir yerde yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey yok ya. Soğuk var, sıcak var. Güneşte böyle bir şey yok. Cennette bile yok ha. İman var, küfür var, değen var, denilen var, bağıran var, dinleyen var, zulüm eden var, zulüm Şu var, bu var. Tarikat var, nurculuk var, okumak var, okumamak var, kılmak var, kılmamak var. Vermek var, zekat vermemek var. Bu, bu gezegende neler oluyor ya? Bana bak. Sizin gezegenlerde ne, ne var e, İsmail? bizim bizim gezegende namaz kılan var, kılmayanlar var. Sizin Mer Merkür'de, Jüpiter'de böyle bir şey var mı? Neler oluyor ya? Onun için bu bağırmalar, çağırmalar, iman ediyor, küfür ediyor. Hepsi lazım. Bunlar hep Allah yaptırıyor. Allah hakim ya. Böyle baktığın zaman tuhaf ya. İyi ki gel gönderilmişiz. Hoşuma gidiyor. Mesleğimizi söylüyor şimdi. Meşrebimiz biz. Maşapa. Mesleğimiz bizim dışımızda nurculuk. Mesleğimiz sırrı ihlasa dayanıp hakaiki imani olduğu için hayatı dünyaya, hayat içtimaya mecbur olmadan karışmamak bir. Rekabet iki. Tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden halattan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Mecbur olduğumuzu söylüyorum Muhammed. Sırrı ihlasa dayanacağız. Hakayiki maniye hizmet, hayatı dünyaya, hayat içtimaya mecbur olmadan böyle maddi için fazla oyuncu şeylere girmeyeceğiz. Orada ihlasını, sadakatını tutturmak zordur. Anadolu'da şöyle bir laf var değil mi? Ben de duydum da siz de duymuşsunuz. Çok mal haramsız, çok konuşmak da yalansız olmazmış. Yani böyle kimin işine yarıyorsa ilk önce kendim işime. Yani hakayiki maniye mesleğimiz olduğu için hayatı dünyaya, hayat içtimaiye mecbur olmadan karışmamak. iki rekabet yapmamak. 3. Tarafkilliklere vesile olmamak. 4. mübareze. Yani itme Yok, baktım kavgalar. Ya ses yapma, çekil git işte ya. Yüz çevir. <laughs> mübareze sevk eden halattan tecrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Trafikte şimdi ne şey yapıyor, bilmem ne yaptık. kavga. Ya yüz çevir, olsun küfür etsin. Bulaşma. Çünkü in, e i̇nsan olduğunu zannediyorsun. İnsi ve cinli şeytanlar mübarezi ediyor. İnsan suretinde ruhu şeytan. İnanın bana gördüğümüz herkes insan değil ya. Bize laf geliyor yani şaka geliyor. İnsi ve cinli şeytan deyince arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miraç'ta geçmiş kavimlerin domuza, yılana, çakala, ayıya, hızıra dönüştüğünü gördüğü için Allah'a dedi ki Celle Celaluhu Ya Rabb benim ümmetim aynı pisti yapacak dönüştürme. Allah'ta tamam. Fakat siretini diyememiş. Yani unutturmuş Allah. Suretini demiş. Suretini değiştirme. Suret insan olacak ama ruhu sireti domuz. Bir çakal. İnsan zannediyorsun. Saldırıyor böyle. Yüz çevir git ya. Vâ cahil Cahil de yüz çevir ya. Ayette söylüyor. Uğraşma ya. Binler teessüf ki şimdi müthiş ilanların hücumuna maruz bir çare ehli ilim ve ehli dina, diyanet sineklerin ısırması gibi cüzi kusuratı bahane edip böyle böyle sineklerle lan canavar geliyor timsah geliyor ya sineklerle cüzi kusuratı bahane ederek birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Mesela ben bir hata yaptım. Tamam da yani. Hata yapınca kafir oldum mu? Olmadım. E, hücum ediyorsun. Ben zaten pamuk ipliğiyle bağlıydım bu dine. Bir bir tarafından tutunmuştum bu hizmetin. Bana da hain diyerek ve hücum ederek e, ne yapmış oluyorsun? Diyor ki cüzi kusuratı bahane ederek birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. İtiyorsun e, 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 beni oraya. Kalsın lan böyle hizmet ya. Lazım değil. Geçesen geçersem ne olacak? Sen hiç mesul değil misin? Mesela eskide şöyle düşünürdüm. Yani 40 yaşına kadar öyle düşündüm. Yani yenilere bir ulaşayım. Bir anlatayım. Böyle bir nurlarla tanıştırayım. Şimdi hayatımın en büyük gayesi eskilerin nur kardeşlerimizin bir şekilde atalet ve talet olmuş. Onları tekrar hizmette şefli, hareketli, canlı tutmak hayatımın gayesi. Yani yeniler, yenileri o kardeş yapsın. Anlaşamadım. Ama ben Eski ülfet belasına girmiş, duçar olmuş. Hareketsizliğe itilmiş. Bir şekilde küstürülmüş. Onları aktif etmek. İşte şimdi tevit yapabilirdik. Çünkü çok genç var şimdi yeni gelmiş. Ama ne yapalım. De, Bizde genç eksik olmaz. Yeni eksik olmaz. Gelene tevit, gidene aşır O zaman es, eski kardeşlerimizi de şey yapıyorsun. Ülfeti sarıyorsun. Böyle dersler lazım. cüz kusuratı bahane ederek bunu eşine kullan. Birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına kendilerini onların eliyle öldürmesi yardım ediyorlar. Mesela bağırdın çağırdın evden çıktın geldin buraya veya gittin. Tam onun psikolojisini düşün. Ne oldu şimdi? Nasıl böyle ka kaos kaynıyor? Bunu kadına da söylüyorum tabii. Bağırdın çağırdın onun aleminde ne oldu? Evden çıktı gitti ama. Yani bitti mi yani? Kapıdan çıkınca kafadan da çıktı mı? Boşanınca kafadan boşanıyor mu? Kafadan çıkıyor mu yani? Çıkmıyor ki. E o zaman meşgul olma. Gayet muhlis kardeşimiz Hasan Atıf'ın mektubunda... ...bir ihtiyar alim ve vayz Risale-i Nur'a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. Ben olsaydım kafasını karardım bunun bazen. Ama bakayım ne yapacaklarmış. Benim gibi binler kusurları bulunan bu bir çarenin emniyetli iki mazeretine binaen... ...bir sünneti sakal terk ettiğimi bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale'ye iliş, ilişmek istemiş. Ne yapalım ustadım? Al iki tane çak ona. Yok ne demiş? Evvela hem o zat hem sizler biliniz ki yani onun sakalında veya bizim benim de başka bir şeyime şimdi itiraz edecek. edecek. Ha şimdi ben kendimi onun yerine koyacağım. Muhammed beni, İbrahim beni tenkit edecek. O ustadı sakal. Ustad sakal bahanesiyle takılma. Yani burada bir kanuniyet anlatılıyor. Kur'an'daki an, Kur peygamber kısaları yöntemdir, sistemdir, şablondur, malzemedir. Hayatı yorumlamak, anlamlandırmak, farkındalığımızı arttırmak için, çözümler uğratmak için malzeme deposudur orası. Burada da ustadın sakalı vesairesi malzemedir. Kendimi alacağım şimdi, bana hücum edilince ne yapacakmışım? Hem o zat, hem sizler biliniz ki, tamam ustadım, ben Risale-i Nur'un bir hizmetkarıyım, ben de öyleyim. O dükkanın bir delil alayım, tamam. O ise Risale-i Nur Arş-ı Azam'la bağlı olan Kur'an-ı Azimüşşan ile bağlanmış bir hakiki tefsiridir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet edemez. Kusur günahlar ademidir, zülmettir, karanlıktır sirayet etmez. Sebaplar, iyilikler sirayet eder. Mesela namazda safta durduk, temas ettik. Benim günahım size sirayet etmez benim iyilikler nurani olduğu için temas ettin mi? Elektrik kablosu gibi temas akıyor. Senin için de bana da akıyor. Öyle acayip. İşte Risale-i Nur diyor. Arş-ı azamla, azamla bağlı olan Kur'an-ı azim Şan ile bağlanmış bir hakiki tefsiridir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet edemez. Sirayet çalışmıyor zülmette. Benim yırtık dellallık elbisem onun baki elmaslarının kıymetini tenzil edemez. He. demek ki bir psikolojim şimdi o adama ne diyeceğiz? İlk önceki ya ben bu kusuru yaptım. Acaba ben hizmete zarar mı? Yok. Yıkılma. Çökme. Çünkü ben elbisemin yani bu elbiseyi bana giydirmiş Cenab-ı Hak. Ben örnek alınmaya diye bu ümmetin bir vazifesi yok ki. Örnek, örnek alınacak bir kişi Peygamber Hazreti Selam'dır. İki şey bırakıyorum diyor. Demek ki ben bu dükkanın deli alayım. Altın 10 lira, altın 10 lira, elma 5 lira falan var ya tezgahta deli alalım Demek ki sen kendini böyle bak. Kusursuz arama kendini. Bu da benim kusurum de. Şimdi karşının tenkidini ne yapacağım? İçimi te tedavi ettim. Saniyen. Evvelen ben kendimi yaptım. Şimdi saniyen ikinci. O vaiz ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, İtirazını başım üstüne kabul ediyor. Ben edemem de. Yani vay adama bak ya. Beni bulmuş ya. İsrail duruyor, Amerikan duruyor. Bu kadar zındık. Beni tenkit ediyor diye başlarım mızmızlanmaya. Ustad diyor ki selam söyleyin diyor. Bir de selam söylüyor. Şahsıma olan tenkidini, itirazını şahsıma olan. Başım üstüne kabul ediyor. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşa ve münazara sevk etmeyiniz. Vay lan nasıl edersin lan diye. Onu da böyle muna et, çekme. Mindere çekme. Hatta tecavüz edilse de trafikte veya hakaret edilseler bana da küfretseler ki ediyorlar. Ettiler de. Beddua ile de mukabele etmeyiniz. Evine ateşler düştü de düşsün demeyiniz. Allah Resulü yedi yere <laughs> lanet etmiş. Onun dışında yok. Hatta tecavüz de edilse yani hücum edilse demek. Beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun madem madem imanı var o noktada kardeşimizdir. E ben yani bir düşmanlık ediyor ustadım ya. Bize düşmanlık da etse mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müthiş düşman ve yılanlar var. Şimdi başıma gelmiş böyle öyle tahrik etti ki öyle tahrik etti ki yani buna vurmamak şey yapma mukabele etmemek imkansız. Şöyle bir düsturu kendime rehber ettim belki size de lazım olur büyük adamın büyük dostu değil büyük adamın büyük düşmanı olur. Benim kavgam büyük. Küçük kavgalarla uğraşamam. Ne derse desin büyük benim büyük kavgam var. Davamın büyüklüğü kadar benim kavgam büyük. İnan böyle diyorum. Vallahi diyorum. Kavgam büyük. Küçük kavgalarla uğraşmam. Yani her çeşit şey gördüm ya tahmin ediyorsunuz. Her çeşit Hepsine de hakkımı da helal ettim. Benim davam büyük. Ne demek büyük? Kavgam büyük. Kavga, mücadelem büyük. Öyle ufak tefekleri. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı. Yol geçtiyse yol geçti. Ga Tarlayı gasp ettiyse gasp etti. İşkence yaptılarsa yaptılar. Attılarsa attılar. Zehir çektiler yaptılar. Her şey. Hain dedilerse de dediler. İçimize giren şeydi. de, felsefeci de her şey dedi. Hepsinin hakkımı helal etti. Ama davamız büyük. Nasıl tutunuyorsun? Kendine örnek veriyorum bu şeyi. Benim kavgam büyük. Küçük kavgalarla uğraşacak zamanım yok. Ya işinle kavga edilir mi insan ya? Edilir. En fazla Müslümanız 3 gece, 3 uyku. Nurcu, Usul abi de derdi ki, bir uykuyla o halet değişikliği olur. Devam ettirmez yahu. Yaptı abi, yapsın ya ne yapalım? Ne yapalım kardeşim? Bırak Allah'a Bize düşmanlık da etse, e ee, mesleğimizi mukabel edemeyiz. Yani çamaşır gibi kıvırıyor bizi yani. Eziyor, suyumuz çıkarıyor. Böyle şekil alacaksın. Terbiye ediyor bizi. Çünkü niye ustadım? Ee, daha müthiş düşman ve yılanlar var. Psikoloji değil mi ya? Ya ben her şeyi psikolojimi görüyorum ya. Ya bu nasıl bir tedavi yani? Mubala etmiyorum Allah şahit yani. Mesela devam ediyor. Bak şimdi psikoloji değil mi? Hem elimizde nur var. Topuz yok. Nur kimse incitmez. Işığıyla okşar. Ve bilhassa ehli ilim olsa siz var ya söylesiniz böylesiniz. Bana diyor sakal bırakmıyorsun. Ne yaptığımı bilmiyor ki. Sakal bırakacak şeyim ne yaptığımı bilmiyor ki. Sakal mı bırakırlardı bana ya. Yani. Niye evlenmiyorsun? Ulan öyle bir iş yapıyoruz ki arkamda kimse olmaması lazım. Yani hapis var, işkence var. Ben her an o kadar düşmanım var ki. Saat çıktığıma geçer şaşırıyorum. Her gün. E Adam ne, ne uğraşıyor? Ne çocuk şey evleniyor? Ne, nasıl zaman bulacaksın kardeşim ya? İşimiz var. Bak bilhassa ehli ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar ve merru billah ve وِمَرُّوا kirama Dostunu rehber ediniz. Size birisi kötü bir şey söylerse, siz onlara, onlara ikramla mukabele ediniz. Nasıl yapayım ya? Dostlar vallahi. Yani ve izâ merru billâh ve merru kirama. Dostunu rehber edin. Size birisi bozulmuş, tarif edilmiş İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde sizin bir yüzünüze birisi tokat vurursa siz de onun suratına iki tane çakın demiyor da öteki yüzünüzü uzatın. Allah Allah. Başka bir tane bir şey anlatayım onda. Ben dedi şey gideceğim diyor Kudüs'e. Ben diyor sabah beni orada dedi asacaklar diyor. Bu, bu sabah gideceğim, namaza. Petrus Petrus diyor ki, Ey Allah'ın peygamberi, madem onu biliyorsun, seni asacaklar, niye gidiyorsun? Çok tuhaf ya, sakın bunu yapmayın de, ama kenarda dursun. O zaman niye gidiyorsun? Pis şeytan, git, sen Tanrı gibi düşünmüyorsun. Onu yani böyle yazıyor. Yani kader açılmış, kader hükmü icra edilecek yani. merru billah billahi merru kirama size birisi kötü bir şey söylerse eşiniz eve uyguluyorum kardeş. Siz onlara ikramla mukabel ediniz. En büyük ikram eyvallah. Eyvallah. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi vardı. Sahabesi ne demek? Sohbet arkadaş. Ne demek bu? Sohbet, sahabe, sohbet ehli. Sohbet ehli ne demek? kendisini ikram edilen, ikram etmiş peygamber. Bir insanın size mütevecci olup ders yapması, sohbet etmesi, kendisini ikram etmesi demekmiş. İkram ediyor kendisini. İkram. En büyük ikram nedir? Elmadır, almadır, su, su değil, para değil. İnsandır insan. Kendisini bir ilim, bir hakikat, bir ahlak nasıl elde edilir? Kolay değil ki. Bak sana ikram ediyor kendisini. Hem Hasan Avni ismindeki zat madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve yazısıyla da iştirak etmiş o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa affediniz. Gel de İsmail yapalım hadi bunu. Değil mi Kasım? Onun bir yanlışı varsa da bak fikren bir yanlışı varsa da affediniz. İki tane çakın demiyor. Biz değil onlar gibi ehli diyanet ve tarikata mensup, mensup Müslümanlar. Şimdi bu acip zamanda imanı bulunan bir hatta fırkay daleden bile olsa yani cebriye ve mutezile dahi olsa onlarla uğraşmamak Allah'ı tanıyan iki ahireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlar ile onlarla medarınıza noktaları medar münakaşa etmeyiniz. Eşeleme o. Aramızdaki ihtilaf olacak şeyleri tarikat olsun. Diğer Hristiyan ve insanlarla ev hayatında kardeşler. Biliyorsun bu nasaz Ya eşeleme onu. O noktayı çıkartma öne. Başka taraflarımız var. Birlik taraflarımızı öne çıkar. Bu acık zaman imanı bulunan hatta fırkay dalleden bile olsa itikadı bozuk ama imanı var. Şia mesela, Vehhabi, Cebriye itikadı bozuk. imanı var. Fırkay dalleden bile olsa, yoldan çıkmış olsa bile onlarla uğraşmayınız. Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medarenize noktaları Medar münakaşa etmeyin. Öne çıkartma. Kavgaya sebep yapma. Yani e, birliğine sebep olacak suya yol aç böyle. Herk yap. Hem bu acip zaman hem mesleğimiz hem kutsi hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur'un alem İslam'da intişarına karşı hayat içtimai ve siyasi cihetinde maniler çıkmamak için ne yapacağız? Aile hayatında, cemaatta ve hizmetimizi geniş sahada götürmek için, maniler çıkmamak için ne yapmamız lazım? Risale-i Nur şakirtleri musalahakarane vaziyet almaya mükelleftirler. Yani ortak yol birliğimize e, ayrışmaya değil de birliğimize bir sebep ara. Nasıl ki Allah haşir meydanında kafirliğine sebep aramazmış. Şeriatta bizim ve şey dedi mecellede madde var. Akaitin ölçülerindeymiş. İmana alem, alem İslam'ın uleması da böyledir. Eylül sünnet. Kafirliğine 99 tane sebep olsa bir tane iman alamet olsa iman esas alıyorlarmış. Çünkü fıtratta asıl e, iman esasmış. Ona delil bir tanesini söyleyeyim. Bulu çağına kadar gelen çocuk ölse iman etmedi halde iman gibi cennete gidiyor. Fıtratta iman esastır. Sığırlar cennete gidecek ruhları. Deliler gidecek. Ama iman etmedi. Hani benim gibi namaz kılmadı. Mesela asr Saadet'te Peygamber selam yalın kılıç getirdi adam. Arkasına geldi vesaire. Ee, sonra Müslüman oldu. Uzun tabii o. Ee, kılıcı elinden düşüyor. Peygamber. İman ediyor. O da tarafa karşı savaşıyor ve şehit oluyor. Öyle mi abiler? 19. mektup. Bu gusül abdesti almadı. Namaz kılmadı. Oruç tutmadı, zekat vermedi. Acaba ya ona yetişemiyor İmam Azam. Ustad da yetişemiyor sevap cihetiyle. Sahabe yani. Bak görüyor musun? Acayip bir şey yani. Bu garip bir sistem çalışıyor. Bizim şey gibi değil. Bak bir de okuyayım. Musala vazit almaya mükellef, mükelleftirler. Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbani radiyallahu anh demiş ki Bida olan yerleri girmeyiniz. Maksadı sevabı olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil. Mesela gayrimüteşir var. Latince de yok, Osmanlıca da var. Şöyle diyor, ustada diyorlar ki... Ustadım camilere bida girdi. Gidelim mi camilere? Sakın camileri ehli bidaya bırakmayın. İştirak edin diyor. Bırakmayın onlara diyor. Ya ustad, ya başka bir şey ya. Bida olan yerlere girmeyiniz. Aklım aklımdan etmiş ya. Maksadı sevabı olmaz demek. Olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil. Mesela ben Almanya'da seyahat ederken. E, yağmur var. Ana cadde. Otobanda. Yolun kenarına bazı yerlerde kilise var. İnan kilisede kılıyorum namazı. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Kilisede çeketi serdim. İkindi namazın sünnetini kıldım. Orada da zaten Urufu Mukatta okudum. Onu tedavi için kullanırlar diye. Papaz geldi böyle. Yanımızda arkadaşlar vardı. Namaz mı kılıyorsunuz? Namaz kılıyoruz. Ya Oras bak sen diyor bu misafir sen Almanca biliyorsun. Bak benim evim şurada. Niye böyle yaptınız diyor. Ta bizi o an yapılan o güzel yere o şeyi götür, şey yaptı götürdü. Burada kalın dedi ya. Burası Tanrı'nın yeridir diyor. Ya. Hazreti Ömer radiyallahu anh kendi rayetinde kendi emrinin altında olan şehirde kılmamış kilisede Niye dedikleri zaman Ömer halife ya tahakküm etti bastırdı zorla derler diye. Zorla bak emin altına ulan kılar lan ben burada olmasın diye. Ya hakikaten dinimiz çok güzel ya. kafama o kadar yatıyor ki hoşuma gidiyor ya. Yani. Vallahi İslam çok hoşu ya. Burada kesiyorum. Şurayı da okumak isterdim böyle. Bugünlerde herkes sıkıntına şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığı vermiş. Ben niye sıkılıyorum deme. Atmosferde var sıkıntı. Atmosferde e, insanların kafasından çıkan enerji bizim gözümüz görmüyor. Hayvanlar görüyor, çocuklar görüyor, evliyalar görüyor, cinler görüyor, melekler görüyor. Kafir cinler görmez. Böyle çıkan duygular var. İnsanlardan çıkan şeyler e, havada mesela evinizde salona bakın bir de yatak odasına bakın atmosferi farklı. Şuraya bakın bir de bir de eve bakın farklı. Nedir bu? atmosfer niye değişik? Veya Osmanlı'da yapılan camiye bakın. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bakın içinde bir atmosfer farklı. Şimdi bir şey anlatmak için misal verdim. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Herkes of pof çekiyor. Sebebi adeta manevi havanın bozukluğundan. Yani insanların böyle etrafa haram saçmasından, Siz bedeni değil. Beden enerji saçmıyor. Bunlar dur bunlar da enerji saçıyor. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. İnsanların atmosfere verdiği e, dalgalar var. Gözümüz görmüyor ama ruhumuz teneffüs ediyor. Hatta bana da bir gün sirayet etti Hız sıkıntı. E ne yapalım ustadım? Ve son şey cümlem olacak. Ustadım ne yapalım bu sıkıntıdan? Gidin doktorlara uyku hap alın. E, depresyon depamin, serotonin maddesini alın. Veya TikTok, Youtube'lara girin sıkıntınızı unutun demiyor. Ne diyor? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Niye sıkılıyoruz? Çünkü Risale-i Nur meşgul olmuyoruz. Diyor ki usta okumak, dinlemek, yazmakla sıkıntı gider. Abi ben okuyorum gene sıkıntı var. Oku, okuduğun ilgini çekeni yaz. Mesela ben burayı bak ya, yazdım ya. burası görüyor musun? Yaz. Yani böyle yaz. Ne yapacakmışız? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Ben buna şahitim ya Rabbi. Ustadım şahit. Sıkıntı olduğu zaman masama geçiyorum vallahi başka hiçbir şey yapmıyorum. Ama yazarak böyle meşgul oluyor. Tak diye 5-10 dakika sonra gidiyor. E mesela kişi bir kitap okuyorsun. O bu tamam ben anladım bu bana mal oldu deme sakın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam sağ elinle sağ elinizle okuşu bağlayınız. Yani onu yaz. Nun okudu bu akşam. Hocam. Hafız mısın sen? Maşallah. Ama ne güzel de okudu. Nun vel kalemi ve ma yesturun Nun okka ikinci içinde mürekkep olan ondan sonra Kay bak Onun için Okumayı okuyuculara Yazmayı yazıcılara Tembelliği de biz dinlemeye aldık Sıkıntımızdan kurtulamayız Hem okuyucu olacağız Hem yazıcı olacağız Hem dinleyici olacağız Vâ da vâhum en rabbil alemin El-Fatiha temassalavat